İlk görüşmemizde biraz Özkan Mert'in kim olduğundan ve hem yaşam serüveni hem şiir serüveninden bahsetmiştik. Şiir konuşmaya, edebiyat konuşmaya başlayalım istedim. Senin Şiirin İlkeleri ve Aforizmalar kitabındaki başlıklar üzerinden gidelim istedim. Şiir-edebiyat ilişkisi ve şair-şiir ilişkisine bir giriş yaparak konuşalım Evet. istersen. Şiir edebiyata karşıdır. Şiir edebiyat mıdır? Bu soruyu sormamız gerekiyor. Tek bir yanıtı var. Evet, şiir bir edebiyattır. Eğer şiir edebiyat değilse zaten üzerinde konuşmamıza gerek yok. Bu çok özel bir anlamı düşüyor o zaman. Herkes şiir yazabilir. Herkes sevgilisi size şiir yazar. Şu olur, bu olur. Yani bunun edebi bir değeri yoksa zaten edebiyat alanında da bir konuşulacak bir durum yoktur demektir. Yani ama edebiyat olması ne demek? Edebiyat olması demek şiirin belirli formlarda, belirli bir estetikte kendisini kurması gerekir. Küçük bir örnek vereyim. Milli takımda herkes oynayamaz değil mi yani? Evet. Milli takımda oynamak için futbolcular günde 8 saat antrenman yapıyorlar. Jimnastik yapıyorlar, her türlü çalışmayı, fiziki çalışmayı yapıyorlar. Ondan sonra milli sahaya çıkabiliyorlar. Ancak şiir, edebiyat olduğu zaman bir önem taşıyor yani. Yoksa bir önemi yok yani. Edebiyat olarak bir önemi yok. Yani kalıcılık açısından bir önemi. Yoksa her zaman her yerde şiirler yazılır, okunur yani. Bunun altını çizmek gerekiyor. Evet. Türkiye kötü şairler cenneti, iyi şairler cehennemi diye. Evet, bunu da ben ne zaman yani, hatta Antalya'da yanlış hatırlamıyorsam Milliyet mi Hürriyet gazetesi mi ona bir demeç vermiştim, orada yazmıştım. O hala sürüyor o hikaye. O devam ediyor yani böyle bir. Bu bir garip bir mekanizma, bu bir garip bir olay, bir fenomen yani bunu burada şimdi kısa sürede anlatmamız pek mümkün değil. Ama bizim için önemli olan belirli sınırları koymak, belirli yapıları şey yapmak. Yani şiir edebiyatın içerisinde bir üst dildir. Bir üst dildir. Ama edebiyata da hiçbir zaman düşmez. Ona da dikkat edelim. Bu da çok Evet. önemli. Şiirle düz yazı çok farklı iki şeydir. Yani. Buraya da aslında okumak olayı da devreye giriyor. Bu da çok önemli burada. Yani bir şiiri okumak başkadır, bir romanı okumak başkadır. Ne bileyim ben de bir çizgi romanı okumak başkadır. Çok farklı şeylerdir. Yani çünkü şiir bize bilmediğimiz şeyleri, çok derinde olan şeyleri öğreten bir yapıya sahiptir. Gerçi bütün sanatlar aynı şekildedir ama şiir ayrıdır yani. Şiir hep ayrıdır. Şiir bir edebiyatın içinde bir üst dil Evet. olduğunu söyledin abi. Oradan da yine Şiirin İlkeleri kitabında yine senin şöyle bir sözün var. Şair sürekli olarak sözcüklerle yoklama yapan bir dil işçisidir diye ve sözcükler yani şairin sözcükler olan ilişkisini böyle anlatmışsın. Sözcüklerin şairle olan ilişkisini ise sözcükler şairi duello'ya çağırır diye bahsetmişsin. Şair ve dil ilişkisi üzerinden neler söyleyebiliriz ya? Yani bir kere şöyle bir şeydir. Yani şunu belirlemek lazım. Haftada 2 günlük şair olunmaz. Ya da yarım gün şair, yarım günde bilmem doktor olunmaz. Böyle bir olay yok yani. Şair her şeyi yapabilir. Bilim adamı olabilir. Ne bileyim ben bahçıvan olabilir. Her şey olabilir ama her zaman dünyaya şair olarak bakan kişidir o. Burada da daha başka bir yerde yazmıştım. Şairin gözlükleri sözcüklerdir. Dünyaya her zaman sözcüklerle bakan insandır şair. Ve bu günde 24 saat. Hatta yanılmıyorsam Cemal Süreya da böyle bir şey söylemişti. Tam hatırlamıyorum şimdi cümlesini. Gözlüklerle bakması gerekir ve sürekli olarak sözcüklerle ilişki içerisindedir. Günde 24 saat. Her an yeni bir sözcük keşfedebilir. Sözcüklerin değişik katmanlarını yakalayabilir. Ya da hiç bilmediği yerde sözcüklerin çok değişik anlamlarını çıkarabilir. Yani zaten bir yerde gene başka bir yerde söylemiştim ya, eğer elmayı yalnız elma olarak anlıyorsanız şair değilsiniz o zaman. Yani elma başka bir şeydir. Bir şair için elma
o kadar çok şey ifade eder ki, daha doğrusu tüm sözcükler ifade eder. Önemli olan olay budur yani. Sürekli sözcüklerle dünyayı görmek ve şiiri beklemek diye de bir şey var tabii. Şiiri beklemek. Yani istediğiniz zaman bir romana başlayabilirsiniz. Değil mi? İstediğiniz zaman oturursun yazarsın. Yani elinde belgeler vardır, işte açarsın fakta nedir ona bakarsın. Ama şiir öyle değil yani. Oturduğun zaman hemen şiirle ben başlayacağım diye bir şey yok yani. Başlayamazsın yani. Bir tetiklenme, bir kıvılcımlama olması lazım ki seni masaya çeksin ya da bir yerlere çeksin. Orada sen de oturup şiirini yaz. Bu çok önemli bir olay. Her yazılan şiirin içinde bir sonraki şiirin tohumları da vardır. Evet, ben de şimdi oraya gelecektim. O aradaki onu bir kozmik, bir şey, manyetik bir alan olarak da tanımlamışsın hatta. Evet, yani zaten yazmış olduğumuz şiirle o şiirin içinde bir sonraki şiiri yazdıracak olanın arasındaki alanda, manyetik alanda şair oynar. İleri götüren de budur zaten. Bu çok önemli bir olay. Yani şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Mesela genç şairler için ya da yetkinliğini tamamlama sürecinde olanlar için başka diğer büyük şairlerden, dünya edebiyatından etkilenme, esinlenmeyle yeni bir şey bulma, yeni bir fikir, yeni bir şiir yaratma süreci varken yetkinliğe varmış bir şairin için kendi şiirinden esinlenmek diyebilir miyiz? Yani kendi dilini bulan bir şairin kendi şiirinden mi esinlenmesi gerekir? Artık bu süreç o mudur yani? Yani tabii ki yani çok çok önemli bir olay. Şaire şiir yazmasını şairler öğretir. Başka kimse öğretmez. Bu kadar basittir yani. Bu arada ne oluyor? Okuyacağın şairi seçmiş olman gerekiyor. Nasıl bir şair seçtiğine bağlı bu biraz da. Yani dünyada biliyorsun şiirin çok büyük ustaları var. Yani o ustaları okumadan onların, ben mesela ne zaman bir, ne bileyim ben, bir Grotsky okuduğum zaman, bir Nazım okuduğum zaman ya da Pushkin'i okuduğum zaman her zaman şunu düşünüyorum. Ya nasıl yazmış bu şiiri? Nasıl düşünmüş? Nasıl bu dev oraya girebilmiş? Bunu incelemek gerekiyor. Mesela ben çok aç şiiri yazmışımdır. Fakat kimde okuduğum o şairin adını şimdi hatırlamıyorum. Macar şairi. Onun bir aç şiirini okudum. Yani nasıl anlatayım? Şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım neredeyse. Nasıl olmuş da şiiri, aşkı öyle hiç benim aklımın köşesinden geçmeyecek, düşünmeyeceğim bir şekilde yazmış. Bunu merak edin. Nasıl yazmıştım? Şair meraklı olmak zorundadır. Araştırma yapmak zorundadır. Yani nasıl olmuşsa o noktaya gelmiş. Ben neden o noktada değilim? Neden onun gördüğü gibi ben görmedim? Bütün mesele budur. Yani diğer büyük ustaların olayları nasıl gördüğü, sözcükleri nasıl kullandığı, dünyaya nasıl baktığı çok önemlidir. Bunları bilmeden, bunları okumadan şiir yazmak zaten mümkün değil. İyi şiir yazmak mümkün değil. Yani bu çok önemli bir olay. Yani şu önemli ama, şairlere şiir yazmasını şairler öğretir. Evet. Başka yerden öğrenemezsin. Bir kasaptan, bir de ya da doktordan ya da ne bileyim ben, bir memurdan ya da bir vergi memurundan gidip şiir öğrenemezsin. Şairden öğrenirsin ama şairinden, dikkat et, şairinden, şairden değil, şairinden öğrenirsin. Bir yerde okumuştum, şair ve şiir ilişkisini tanımlarken şöyle bir şey söylemiştim. Şimdi kimin yazdığını anımsayamıyorum ama sözcükler kıymetli madenler gibidir. Şair bir sözcüğü bulur, onu temizler ve işlemeye başlar. İşlemek onun etrafını diğer başka sözcüklerle örmektir. Böylece bir şiir ortaya çıkar, tek bir sözcükten yola çıkarak ve onu işleyerek diye. Buna benzer bir şey Şiirin İlkeleri kitabında da şöyle bahsetmişsin. İlk dize Tanrı'dandır. Evet. Ya bu benim sözüm değil. Bu bir Fransız şairinin sözü. İlk dize Tanrı'dandır. Paul Valéry'den. Evet. Paul Valéry öyle sanırım. İlk dize Tanrı'dandır diyor. Bu ilk dize çok önemli. Örneğin ben uzun şiirlerimden biriydi. Herkes bir tanıdık arar diye bir düze geldi aklıma bir gün yolda giderken. Yolda giderken bir tünel bağnadan, metrodan başka bir metroya geçerken binlerce insanın arasında böyle kalabalık koşturma birdenbire aklıma böyle bir şey. Herkes bir tanıdık arar diyorlar. Tek bir cümle.
Ve ben hemen keşfettim bunu. Dedim ki burada bir şey yatıyor. Bu bir derin içinde biraz önce söylediğim gibi zümrütler, hazineler olan bir mağaraya girişin ilk kapısı, dizesi. Ve o herkes bir tanıdık ara diye bir şiirim var zaten. Herkes tanıdık ara. Yazdığım en uzun şiirlerden biriydi. Ve sırf bu dizeden çıkarak o kocaman uzun şiiri yazdım. Ve çok memnunum o şiiri yazdığımdan. Yazdığım en iyi şiirlerden biriydi. Bu açıdan çok önemli. İlk dize çok önemli yani. Ama bazen şiir hile yapar. Sana bir dize atar ortaya. Yani balığa yem atarsınız ya. Evet. Ama her attığınızda da balığı yakalayamazsınız da olsaydı yani. Bu da çok önemli. Yani şiir seni dener daha doğrusu. Şiir şairi dener bu ilk dizeyle. Sen onu kullanmasını bilirsen balığı yakalarsın. Yok kullanmasını bilirsen balıklar etrafında dans eder, dalga geçerler. Bu kadar basit. Türkiye'de bu bütün bunları hesaplamadan ya da okumadan şiir yazan bir kitle oluştu. İşte bu mümkün değil yani. Bu yani mümkün sosyal medyada, internette, işte para karşılığı kitap basan yayın evlerinde böyle hiç okumayan ama sürekli yazan bir ciddi bir kalabalık var. İşte bu cehaletin boy atması. Bir ülkede cehaletin boy atması başka bir şey değil. Yani bir de şu da kesin şu. Okuyan insan sayısı her gün azalıyor. Artacağına azalıyor. Nüfus artıyor ama azalıyor yani. Ama yayınlanan kitap sayısı artıyor. Bir şair için yani şiire uzun yıllar emek vermiş, bütün bir yaşam haline dönüştürmüş bir şair için. Mesela Özkan Mert için. Bu durum nasıl görüyor? Yani bu bir şair için sinir bozucu bir şey mi? Kızdıran bir şey mi yoksa üzen bir durum mu yani? Ya çok rahatsız edici bir durum. Neden rahatsız edici? Yani beni bireysel olarak rahatsız ediyor çok kesinlikle. Bu ayrı bir konu. Ama asıl önemli olan şiirin kalitesi düşüyor. Her gün şiirin kalitesi düşüyor. Yani bir Türk şiiri diye bir şiir var yani. Bunun içerisinde ne bileyim hececilerden tut da ikinci yeniciler, yok 70'çiler, yok 60 kuşağı bilmem ne falan. Böyle bunların arasında oluşan, iyi şairlerden oluşan bir şiir zinciri var yani. Bir şiir zinciri var. Şimdi siz araya bir tane bir zincirlerin arasında bir tane başka küçük bir zincir parçası takıyorsunuz ki orada yeri olmaması gereken bir şey. Böylece o gelenek oluşma, iyi şiir geleneğinin oluşmasını engelliyor bütün bunlar. Yani o iyi şiir geleneğinin dışında başka zincirler oluşturuyor böyle. Yani başka küçük şiir çeteleri oluşturuyor diyeyim. Ve olmuyor yani. O zaman tabii ki bu ana çizginin dışına düşüyor bu. Bunun dışında iyi şiir olur diyeceksin. Olmaz yani. Bunun dışında olmaz yani. Şiir bir anda oluşacak bir şey değil ki. Şiir yılların emeğiyle, yılların deneyimiyle ortaya çıkmış olan bir yapı yani. Değil mi? Bir yapı. Yani bir günde bir yapı kurulmaz. İki günde kurulmaz. Ya da böyle hiç kitap okuyarak kurulmaz. Ortaya çıkan çöp. O bir hakiki şiir geleneği çelikten oluşuyor. O çöplerden oluşuyor yani. Böyle bir şey var böyle birbirlerini destekleyen. Böyle bir yapı oluştu. Yani bu ilginç yani. Bu sosyolojik bir konu bana kalırsa. Yani sosyolojik ve politik de bir soru tabii. Yani nasıl oluştu ilginçtir. Yani oluşuyor yani demek ki var. İnsanların kendini ifade etmek gibi bir şeyi var. İsteği var ama bunu doğru yoldan yapmak gibi bir sabrı yok herhalde. Yok yani doğru yoldan da yapmasınlar. İstedikleri gibi yapmasınlar. Ama ne yaptıklarını bilsinler. Mesele bu. Yani ne yaptığını bilsin. Yani bir insan bir şey yapar ama yaptığı şey nedir onu bilmiyorsa o zaman hiçbir şey olmaz yani. Şimdi sen ne bileyim ben şimdi bir bıçak yapacağım değil mi? Yani kağıttan da yapabilirim, bunu çelikten de yapabilirim, bilmem neden de yapabilirim. Sen şimdi oradan sigara kağıdıyla bıçak yapmışsın,
kocaman ekmeği kesmeye çalışıyorsun ya da ne bileyim ben bir demir... Yani böyle bir şey olabilir mi? Olmadı, mümkün değil yani. Hani ben kimsenin ifade... Herkes kendini ifade edecektir tabii. Etme hakkı vardır, etmelidir. Hatta mecburdur etmeye gelişebilmesi için bir insan olarak. Ama ne kadar neyi yaptığını bilmeli ya. Yani bir insan, bir de İsveç'te bir de şöyle güzel bir şey var, bir sözcük var. Livslöng diyorlar. Yaşam yalanı ya. Livslöng, yaşam yalanı. Hani Mevlana da diyor, olduğun gibi görün, olduğun gibi görün. Olmadığın bir şey sanma kendini. O zaman bir yaşam yalanı, bir yalanla yaşamış olursun hayatın boyunca. Ben kendimi şey sanırsam, ne bileyim ben bir alanda ya da doktor sanırım ya da ne bileyim ben bahçıvan. Ama ben değilim onlar. Bunları... onları olduğumu düşünüyorsam o zaman orada bir yanlışlık var demektir. Neysen olsun. Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Yani bu kadar işte. Mevlana da bunu söylemiş İsveçlilerden önce çok yıllar önce yani. Aynı şey. Yaşam yalanı. Yani sen görünmediğin biri göründüğün yani olmaz böyle bir olay. Böyle bir olay olamaz yani. Olur. Bir yaşam yalanıyla yaşamış olursun kendini. Türkiye'de yazmıştım galiba bir yerde. Türkiye'de dünya nüfusundan fazla şair var. Aziz Nesin de söylemişti galiba değil mi? Türkiye'de evet. Her 5 kişiden 4'ü şair mi? Yok, her 4 kişiden 5'i şair mi? Öyle bir şey söylemişti. Evet evet Aziz Nesin ben de şöyle diyordum. Her 3 Türk'ten 5'i şairdir diye biliyordum. Ben bir gün Aziz Nesin'in oğluna rastladım. Ahmet Nesin'di mi? Ali hangisiydi hatırlamıyorum şimdi. Bunu söyledim de abi öyle değil dedi ya. Nasıl dedim? Üç şairden beşi, her üç Türk'ten beşi şair değil. Doğrusu şu, her dört şairden, her dört Türk'ten beşi şair. Asıl söyledi. Daha da yani yoğun, daha da sert bir cümle. Yani böyle yani bunu ben söylemiyorum. Yani bunu söyleyen bütün büyük ustalar var. Az yani bilmiyorum. Atilla İlhan'ın bu konuda sözleri vardır. Salah Birsel bu konuda çok güzel şeyler söylemiştir. Cemal Süreyya söylemiştir. Yani ortada bunlar. Yani büyük şairler bu işi biliyor yani. Bu yazmışlar. Zaten şiirin ilkeleri demek büyük şiirleri, büyük şairlerin yazmış olduğu şeylerdir ya. Yani. Düşüncelerinden olur. Başka bir şey değil yani. Hani şiirin ilkeleri derken gökten zembille düşmüyor bu ilkeler yani. Büyük şairler bir şeyler söylüyorlar. O söylemiş olduğu şeyler ilke oluyor. Şiirin ilkeleri oluyor. Bu kadar basit yani. Dediğim gibi ilk görüşmemizde biraz Skamberg'in kim olduğundan bahsetmiştik. Şimdi de biraz şiirin ne olduğundan aslında bahsetmiş olduk böylece. Yine şey keyifli bir sohbet oldu abi. Bir dahaki programda, bir dahaki görüşmemizde de biraz yine Şiirin İlkeleri kitabı üzerinden şiir ne anlatır başlığı var orada. Evet. Biraz oradan yola çıkarak şiir ne anlatır ya da nasıl yazılmalıdır üzerine konuşmak isterim. Bu konuşmamızda da bu programda demek istemiyorum. Böyle daha sana bir sohbet ediyoruz çünkü. Bu sohbette de biraz Türkiye'deki bu şiir çöplüğünden ya da şiirin ne olduğundan bahsetmiş olduk. Umarım keyifli olmuştur senin için de. Ben çok keyif aldım yine böyle karşılıklı sohbet etmekten. Bu online meselesi de böyle güzel oluyor. Uzakta olunca en azından bir arada olamasak da. Evet yani burada biz sohbet ediyoruz ama şey değil yani kimseye bir ders verme niyetimiz yok yani. Ama öğrenmek isteyen öğreniyorsa da ona da karşı değiliz yani.